Evet, merhabalar. Arzu Cengiz, yaşam renkleri güzel bir akşam dilerim. Bu akşam çok değerli, kıymetli yazar Çağrı Dörtler hocamız bizimle birlikte olacak. Kutsal alanı bulmak konuşacağız. Kıymetli, değerli hocama sevgiyle bekliyorum ve siz değerli dostlarıma güzel bir akşam dilerim. Sevgiyle kucaklıyorum. Evet, birkaç dakika önce açtım. Hocamı bekliyorum. Ve herkese sevgi gönderiyorum. Güzel kalpleriniz için teşekkür ederim. Benden de sevgiler, selamlar. Sevgiyle kucaklıyorum hepinizi. Güzel bir akşam olsun. Bilgiyi öğrendiğimiz, sevgiyi hissettiğimiz güzel bir akşam olsun. Selamlar. Evet, Çağrı Dörtler hocam yazar. Yeni kitabını da konuşacağız. Garip isminde yeni kitabı var. Ve evet, kutsal alanı bulmak konuşacağız. Evet, Antalya'dan selamlar demiş bir dostumuz. Selamlar, sevgiler. Evet, nerelerden katılıyorsunuz? Şar Dörter hocam gelene kadar halleşelim, biraz sohbet edelim. Teşekkür ederim, iyi yayınlar dilemişsiniz. Evet, ya, yazar Şar Dörter hocam bizimle birlikte olacak. Hemen bakıyorum, geldi mi? Evet, henüz gelmedi. Daha önceki yayınlarımız Arzu Cengiz YouTube kanalında kayıtlı. Oradan açıp izleyebilirsiniz. Birçok yayın yaptık. Yaklaşık 2 yıldır yayın yapıyoruz hocamla birlikte. Bu arada gözümde arpacık var arkadaşlar. Biraz bulanık görüyorum. O yüzden kusuruma bakmayın. Bu akşam birazcık ekranı görmekte zorluk çekiyorum. Kocaeli'ye selamlar, sevgiler. Ayşe Arzu Çoban. Aydın'a sevgiler, Ankara'ya sevgiler. Teşekkür ederim Hülya. Saduç diye okuyorum. Umarım yazılar çok bulanık. Gözümde krem var arpacıktan dolayı. Şifa gönderin. İyileşmesini dileyin, bir an önce iyileşsin. Şu an zorluk çekiyorum. Antalya'ya sevgiler, selamlar. Cidde'den selamlar demiş Gamze, Gamze İn galiba. Engin KYK, ya, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Alanya'ya selamlar. Evet, tüm dostlarımıza selam olsun. Çok teşekkür ederim. Feriza, Hülya. Evet, inşallah bir an önce geçer. Makyajla komple ettim ama gözümde kocaman bir arpacık var. Antalya demiş. Antalya'da ne kadar çok dostumuz var, ne güzel. Bursa'ya selamlar. Almanya'ya selamlar. Melek Nur Yılmaz. Almanya. Belinizgi, canım öğrencim, selamlar. Evet, hemen bakıyorum Çağrı Dörtler hocam. Henüz gelmemiş. Erzincan'a sevgiler. Çakman, Erzincan. Evet, nazar olmuş galiba. Yasemin Kumru nazar diyor. Nazar olabilir. Okuyorum kendimi, okuyorum, üflüyorum. Yayınlar nasıl? Memnun musunuz arkadaşlar? Çıkardığım konukları beğeniyor musunuz? Hepsi çok kıymetli, değerli hocalar çıkıyor. Kendi alanında uzmanlar. Herkese hoca diyorum ama onlar bazı isimler hariç. Yani Çağrı Dörder ya da diğer farklı hocalarıma hoca demekten mutluluk duyuyorum. Ama eğitim almadığım kişilere de hoca diyorum olduğu için. Alanında çalışmalar yaptığı için. Evet. Sevgili Merhaba. Çağrı Dörtler hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi olmaya çalışıyorum. Biraz gözümde problem var, bulanık görüyorum ama sorun yok. Her Yani, şey yolunda olacak. Arpacık inşallah çıktı şey hocam. yolunda. Makyajla kamufle ettim ama arpacık çıktı. Biraz bulanık görüyorum ama Ay, evet, biraz sevgili. şeydir, değil mi? Bir iki hafta falan sabır isteyen bir şey. Evet, öyleymiş. Geçmiş olsun. İnşallah çabucak geçecek.
Geçmiş olsun. Sabah gözümü açamamış olsaydım sizi arayacaktım. Çünkü kapalıydı ve şişti. Ne Ama kadar akşama acı ya kadar bacım. açıldı. O kadar, evet, kapalıydı gözüm. Ama çok şükür O açıldı. zaman iyi oldu. Acı ağrısı Nasılsınız kıymetli yoktur inşallah. hocam? Yok, her şey yolunda onun dışında. Sizinle yayın yapmaktan çok mutlu oluyorum. Davetimi kabul ediyorsunuz. Çok Ne demek? teşekkür ederim. Bekle. Sağ olun. Bekle. Çok güzel yayınlarımız oluyor. Ben de kendim tekrar tekrar izliyorum. YouTube kanalında açıyorum. Değerli bilgileri öğreniyoruz, paylaşıyoruz sizinle. Bize aktardıklarınız için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ne demek? Zevkle. Sevgili dostlarımıza size teşekkürler. Bu tadı paylaşıyoruz hep birlikte. Evet. Yine imza gününüz vardı, gördüm paylaşımlarınızda. Evet, çok güzel geçti, çok coşkulu geçti. Gerçekten İstanbul, Ankara, İzmir, Marmaris, Antalya'dan gelen dostlarımız vardı. O yüzden olabildiği kadar yoğun bir söyleşi kısmını yoğun bir şekilde yapmak istedik. Çok da güzel geçti gerçekten. Çok güzel bir gündü. Böyle uzun bir pandemiden sonra ara vermiştik. Hoş bir tekrar fiziksel yüz yüze hoş bir temas oldu. Pardon hocam. Sesim geliyor mu? Geliyor. Heh, tamam. Evet. Bugün kutsal alanı bulmak konuşacağız. Evet. Yeni kitapla bağlantısı var mı? Garip'le bağlantılıdır diye Tabii. düşünüyorum. Tabii Evet. garip zaten başlığındaki gibi Çok bütün heyecanlıyım. Ben de okumadım henüz. Bekliyorum. evet bütün şeyleri, bütün zerreleri kapsayan o hareketi yani evrensel zerrelerin insan tabii bunun çok önemli bir noktasında ama bütün zerrelerin hareketini kapsayan bir anlatı olduğu için onda günlük hayatın içindeki şeylerden tutun da arayış, yolculuk, yolculuktaki deneyimlere kadar sayısız şeyi bulmak üzere, okurlarımızın bulması üzere yazıldı. Çok İçinde iyi. çok fazla şey var. Hikaye, kendi içinde bir bütün olan bölüm, sayılarını yazarı olarak hani bizim bile bilmediğimiz kadar fazla bölüm var, karşılaşma var, insan var, varlık var. Dolayısıyla mutlaka ne konuşursak konuşalım, Garip'te ya metafor olarak ya sembolik olarak yer alıyor. Burada Garip'te de aslında tabii Garip'in ana konusu da öyle. Yani kutsal alanı aramaya çıkan bir yolcunun hikayesi, Çok iyi. destansı bir hikaye, çok uzun bir zamana yayılan, sayısız şeylerin yaşandığı, eklenmedik noktalara gelindiği, akılla ruhun, sezginin yer yer çatıştığı, yer yer birlikte olduğu çılgın bir yolculuk Evet. diyebiliriz. Hepimiz heyecanlıyız. Okuyanlar çok mutlu. Alttan geçen yorumları okuyorum. Ama Evet. okumayan hepimiz heyecanlı bekliyoruz. Ben de okumak için sabırsızlanıyorum. Evet hocam, kutsal alanı bulmak hepimizin aslında bu yolculuk dediğimiz hayat yolculuğunda aslında hepimiz kendi alanımızı arıyoruz. Öyle değil mi? Hayat Evet. yolculuğumuzu. Böyle kutsal alan deyince de daha da bizim için önem atfediyor. Evet, şimdi tabii insanı ne olursa olsun şöyle bir sabit her kültürde aynı kalan, değişmeyen bir şey var ki o da insanı hangi gelişme bilimsel olabilir, teknolojik olabilir, yaşamsal olabilir. Hangi gelişme olursa olsun insana bir tat sağlamakla birlikte onun içindeki arayışı dindiremiyor. Evet. Yani gerçek anlamda ona merhem olamıyor ama destekleyici olabiliyor. Dolayısıyla kutsal alanı arayış aslında bütün varlıkların, bütün insanların içindeki sürecin, içindeki arayışın adı. Ama kimi böyle bir alanın varlığından dahi habersiz kalabiliyor. İçinde bulunduğu kültür, yaşamızı,
bu bilginin ulaşmaması gibi nedenlerle. Kimisinin haberi oluyor ama o itkiyi bulamıyor içinde. Dolayısıyla belli bir oranda zamanı geldiğinde, zaman ve şartlar uygun olduğunda bu arayışa girebiliyor insan. Kendisi için zaman ve Son şartlar. bir soru sorabilir miyim hocam? Tabii. O zaman doğduğumuz Uzun daha coğrafya şekilde. kaderimizse, evet, doğduğumuz coğrafya kaderimizse, o zaman bu, zaten bu kaderi seçerek gelmiş ve karşılaşmamış mı oluyor? Şöyle oluyor. Farklı coğrafyalarda yer alıp bu bilgiye ulaşabilir. Buna bir engel yok ama tabii doğduğu coğrafyada veya doğduğu bölgede yaşamın şartları çok zorsa önce bunları düzenlemesi gerekiyor. Ki karnı açken veya can derdindeyken elbette ki kendine yönelmesi daha zor olur. Bu nedenle eski devirlerde büyük kurumsal yapıda neredeyse büyük şeyle hanlar şeklinde ya da büyük yapılar şeklinde birlikte yaşanırmış. Oraya gelenler kendini oraya adarmış. Dışarıdaki yaşam derdinden kurtulmak ve oraya hizmet etmek ile bu çözülürmüş. Ama bugün elbette ki farklı durumlar. İnsanın yaşam şartları, insanın yapısı her an değişiyor. Dünya gibi. Dünya da her an değişiyor. Yani aslında denir ya hani ya işte dünyada en ufak bir değer farklı olsaydı biz dünya üzerinde olmayacaktık. Ya zaten yoktuk ki be güzel kardeşim. Bütün dünyanın 4,5 milyar yılını ki idrak edemiyorum yani 1000 yılı bile idrak edemiyoruz. 4,5 milyar yılını bir takvim yapıyor bilim insanları. Bizim bütün dinler, maneviyat, teknoloji, Mars'a gittik vesaire değil. Bütün bunların başlangıcı işte yazının icadından bu yana bütün bildiğimiz insanlık tarihi bir takvime koyulursa Ocak ayından başlayıp Aralık ayının 31'inde de saat 12'de biterse tahmin edin biz neresindeyiz? Hani insan varlığı olarak yazılı tarihimiz bunun ne kadarında var? Siz tahmin edin isterseniz bir. Ne Yani neresinde kadarında başlıyoruz? Dünya oluştu Ocak 1. olacağım? Belli bir oranda küreye döndü Ocak 1. Ve bugün Aralık 31 saat 12. Hani bugün. Bunu takvim yapsaydık, takvime sığdırsaydık biz neresindeyiz? Bütün yazılı tarihimiz bunun neresinde başlıyor? Yani ne kadardır varlık gösteriyoruz? En azından kendimizi bir oranda bilerek. Bilemiyorum hocam, şimdi bir şey söylemek Öylesine istemiyorum. söyleyin. Tabii ki hesap etmek şey değil, hemen olmaz. Kolay değil ama öylesine söyleyin. Hiç önemli değil, yanılmaz. Ne kadarız hocam, siz söyleyin. Bir tahminde bulunun siz önce. Bulunamadım gerçekten. Gözümde böyle olunca dikkatim dağılıyor. Siz söyleyin. Son birkaç saniyesi. Son 3 Birkaç. saniye. Son 3 saniyesi. 3 saniye. 3 saniyesi. Koca bir seneyi düşünün. Normalde bir dakika bile yerimizde aslında oturup o bir dakikayı izlemek bize biraz uzun gelir, değil mi? Bir sene Tabii. boyunca oturduğumuzu bırakın. Yani bir günde oturamayız. Bir saat bile oturduğumuz. İleri düzeyde meditasyon yapanlar oturur. Bunlar şey yapar. O kadar uzun bir zaman aralığı ki hani böyle koyduğumuzda. Tabii. Yani inanılır gibi bir şey değil. Düşünün bütün bu takvimi. Milyonlarca, milyarlarca saniye, trilyonlarca. Onun 3 saniyesi, son 3 saniyesinde O biz zaman varız. o 3 saniye düşündüğümüz, yani farkındalık alanı mı diye bakmamız Bir gerekiyor. bakıma yazılı Yoksa tarihimiz, bütün bu gelişmeler 2 ila 3 saniye. Heh. Yani dünyada zaten daha evvel milyonlarca yıl yaşam yoktu ki. Hani böyle bazı şeyleri çok şey yapıyoruz ya, dramatize ediyoruz. Öyle değil. Bizden evvel Venüs'te denizler vardı. Oradan bize geçti. Sürekli şartlar değişiyor. Çok kısa bir süre dünya buna elverişli. Evrensel ölçekte. Bize göre çok uzun da. Birkaç milyon yıl sonra dünya da yaşanmaz olacak. Biz hızlandırırsak zaten bu 100 yıl, 200 yıl sonra da öyle olur ama. Yani baktığımızda varoluşun kendi yasaları var. Hani
Şey denir ya, şimdi insanın, Allah insanın kendi anlayışı derinleştikçe Allah anlayışı da derinleşir. Hayalindeki Allah imgesi de derinleşir. Çünkü Evet. insanın hayalinde kurduğu imge Allah değildir. Kendisi Allah anlayamayacağı için. İlahi meçhul dediğimiz, hep söylediğimiz bir arayüz, yani kendi hayalinde bir canlandırabildiği kadar onu canlandırır. Bu primitif dönemdeyken, yani hepimizin primitif dönemindeyken, ilkel dönemindeyken şuna ikna etmeye çalışırız herkesi. Yani işte bak, öyle bir ayarlanmış ki hani milyonda bir. Halbuki evrensel ölçebilirsek zaten evet, milyon gezegenin 999.999'unda hayat yoktur ve bir tanesinde vardır. Yani zaten saçsan da yasalar bir tanesinde oluşur. Zaten geri kalanında yok. Yani illa birinin gelip ölçeklik kurmasına gerek yok. Bunu daha farklı anlamamız gerekiyor. Çünkü bu tür şeyler ya bizim tarafımızdan biraz işin aslını anladıkça çürütülür, ya da karşı taraf çürütür. Kardeşim haberin yok galiba evrensel ölçekten derler. Hani bu tür şeylerle o yüzden ispat etmeye çalışmamız daha çocuksudur. Böyle bir şeye ihtiyacı olan bir varlık diyelim zaten. Yani yasalılık gereği her an evrende sayısız yıldız doğuyor, sayısız yıldız ölüyor, sayısız dünya bugün yaşanamaz halde yarın yaşanabilir olacak. Bizim dünyamız yarın yaşanamaz olacak. Güneş sönecek. Neler olacak? Neler? Daha işin başındayız. O yüzden yani bunlar bilmemekten kaynaklı olur. Yoksa bildikçe insan çok başka şeyler olduğunu anlar. Normal şartlarda zaten dünya yaşamı üretecek bir yer değildi. Çok uzun bir zaman. Yani milyarlarca. Sadece son zamanlarda yaşam üretti. Başında üretmedi ki. Başında bizde o ayarları yapılmamış gezegen. Bu ayarların bir yerinde yaşama elverişli olduğu anda yaşam gelişti. Başka bir gezegende yaşama elverişlilik gitti. Mesela Venüs'te de öyle. Gayet okyanusların olduğu bir gezegen. Gayet dengeli ısısı var. Fakat kendi içinde bir karbondioksit dengesizliği yaşamaya başlıyor ve bütün, tabii bu milyonlarca yıl içinde oluyor, bütün denizler buharlaşıyor. Dün çok güzeldi, bugün yok. Dolayısıyla burada bir sistematik bir şey var. Yani insan gibi hayal ettiğimiz bir yaradan anlayışından çok daha farklı bir varlık anlayışına geçmemiz gerekiyor. Yoksa zannederiz ki hani böyle biblo yapar gibi geldi, işte dünyayı kurdu. Dünyayı kurduysa ötekileri de kuruverseydi, her yer yaşam kaynasaydı. Niye ötekileri de yapmadı, değil mi? Şimdi bunun başka bir şeyi var. Başka bir anlayışta bunları anlamaya başlıyoruz. O zaman da aktardığımız bilgiler, paylaştığımız manalar da o ölçüye uygun oluyor. Daha yere, ayakları yere basan şekilde oluyor. Din içinde bu geçerlidir. Yani dini anlayış derinleştikçe yaklaşım, yaradan modeli değişir. Şimdi tabii meseleyi bilmeyen için denir ki ya bir tane vardır, ne dediği bellidir. Halbuki öyle değildir. Bir tane vardır ama herkesin o bir taneyi hayali başkadır. Aynı dinden, aynı inançtan birbirine en yakın iki insanın bile kendi içindeki Allah ve Yaradan kavramı farklıdır. O yüzden bu mesele geniş ölçekte anlaşılır. Yoksa bizim ölçeğimizde insan gibi hayal ettiğimiz, nefsi olan bir varlık gibi algılar onu. İşte Adem, Havva iki kişi koydu dünyaya, herkes onlardan üredi herkes. Yani akraba ilişkisinden üredi. Herkes Tabii. gibi şeylere inanır. Bunların tabii nasıl olduğunu kitap serisinde uzun uzun yazdığımız için. Bunlar manadır. Adem, Havva, mana. Yoksa hani şey değil. Manalar şeyde metaforik anlatımlar. Ayetlerde sürekli vurgulanır. Biz size örneklerle anlatıyoruz. Metafordur anlamamız için. Metaforu doğrudan alırsak fanteziye dönüşür. Adem derken bir mana kastedilir ayetlerde. Havva derken bir mana. Bu ikisinin ilişkisi, cennet denen
varoluş halinden uzaklaşması, cenneti aramaları, bunların hepsi başka bir şey anlatır. Bir zamanlar olmuş şeyleri anlatmaz. Onun ötesini asi peygamberlerde zaten işliyoruz. O yüzden dostlarımızın zevkini şey yapmayalım önden, bozmayalım ama meseleler böyle. Peki Bir bu dünya kimse. simülasyon kısmında ne diyorsunuz hocam? Konuyu daha kutsal Yani alana bunlar tabii kümelen. biraz daha heyecanlı bir şeydir hani. Komplo teorileri vardır. Yani simülasyonu öyle bir tanımlarız ki her şey bir simülasyon olabilir. Kısıtlı renk görüyoruz. Kısıtlı ses duyuyoruz. Dolayısıyla beden zaten bir simülasyon bu görüşle. Ama bilgisayarlara kafamız bağlanmış mı bağlanmamış mı ne fark eder değil mi? Kendimizle ilgili kendimize yönelik düşünebilen varlıklar olarak ne olduğunu ne olduğumuzu anlamadıktan sonra ne fark eder? Ha o simülasyon ha bu simülasyon. Evet. Sadece işte burada sanırım kafa karışıklığı şu, eğer simülasyon içindeysek özgür irade kısmı insanları sorguluyor kendini. Ya bir makineye ya da büyük bir bilgisayara bağlıyız, o ne isterse onu yapıyoruz, avatarız. Ona sormazdı simülasyonday mıyız diye. Yani üzülmesin arkadaş. Makineye bağlı olsaydı sormazdı. Sorabiliyorsa demek belli bir özgürlüğü var. Simülasyonda mıyız diye sorup şüphelendiğine göre simülasyonda olsa bile güzel izni varmış demek ki bunları düşünmeye. Demek ki düşünebiliyor, iradesi var. Simülasyon kendini sorgulatmaz pek. Ha, tabii bir de böyle bakınca. Sorgulatıyorsa da çok fark etmez. Evet. Yani çoğu şey insanın gerçek olanı yapmaktan kaçmak için uydurduğu senaryolardır. Gerçek olsa bile uydurur. Gerçek olsa ne yazar? Peki şöyle diyelim mesela biri geldi gökten dedi ki beklenen haberci benim. Esprisini yapıyoruz tabii ama herkes bir simülasyonda. Kesin bilgi yayalım dedi gitti. Ne değişecek hayatımızda? Hepimiz önce birbirimize ilk gün abi simülasyondaymışız. Vah vah simülasyondayız. Ağlayanlar, zırlayanlar. Bana ne abi ya diyenler. Bir iki gün, üç gün. Ondan sonra yavaş yavaş simülasyondayız ama işte açlık da açlık para bitiyordur. Çalışmak lazım vesaire. 15 gün sonra unutacağız. Dolayısıyla bunlar insanın çoğu zaman gerçek olanı yapmaktan kaçmak için yaptığı Evet. şeylerdir. İnsan anlam Asıl durumun arayışından uzaklaştırıyor sanki. kendine dönmesi ve nefsi üzerinde çalışmasıdır. Bunlarla oyalanmak biraz film izlemek gibidir. Şu soruyu sorması lazım. Bunu bilince ne olacak? Bir şey değişecek mi? Sen değişecek misin? Yarın kalbini kırdığın insanlar değişecek. Daha insan gibi yumuşak, sevgi dolu biri olacak mısın? Yoksa sadece bir simülasyonda yaşadığını bilen bir zorba mı olacak? Dün zorbaydın, bugün de zorba olacaksan bunu bilsen ne olur, bilmesen ne olur? Aynı yontulmamış halinle mi kalacaksın? Simülasyonda olmak seni bambaşka, tertemiz, güzel, naif bir insan mı yapacak? Bunu sor. Hayır, yapmayacak. Sadece bunu ezberinden söyleyen aynı varlık olacak. Çünkü neden? Bundan kaçıyor. Kendine dönmek, kendini dönüştürmekten kaçıyor. O yüzden bu tür şeylerden kaçan yollar hikaye anlatmaya bayılır. İşte 2012'de yapıldığı gibi. Bugün tasavvuftan bahseden kimileri var. 2012'de gerçekten yok olacağımıza inanıyor. Tasavvuftan o zaman nasıl bahsediyoruz, değil mi? 2012'de gemiler alacaktı vesaire gitti herkes Şirince'ye. Bakın bunlar. Gemiler bizi bekliyor. Güneşin arkasındaymış, atmosferdeymiş. Bu hikayelerle uyuruz. Hiçbir şey değişmez. Şunu soracağız. Aldığımız bilgi bizde ne değiştirir? Öznemiz değişiyor mu? Kendimizde aynaya bakıp daha iyi bir insan yapıyor mu bizi? Yapmaz. Bu tür bilgiler yapmaz. Yarın bizi uzay gemisi alacakmış da simülasyondayız. Bunlar insanın oyalanmak için. Film izleyelim daha iyi be güzel kardeşim. Yani neden? Şundan. Bilsen ne olacağın cevabı açık. Bilsen hiçbir şey o Evet. değişmeyecek. Diyoruz ya simülasyonda yaşadığımızı bilim insanları ispat etse hiçbir şey değişmeyecek. Öyle şeyler ispat ettiler ki simülasyondan daha vurucu. Hiçbir şey değişmedi. Biz bakmazken
Varoluş süper pozisyonda ve aslında yok. Bunu keşfedenler bile diyor ki biz hayal bile edemiyoruz bunu. Yani filmde görsek zaten inanmazdık. Biz bunu keşfettik, ispat ettik ama idrak edemiyoruz. Çünkü bize öyle gelmiyor. Yani her şey çok somut görünüyor ama öyle değilmiş meğerse. Bununla bile hiçbir şey değişmedi. O zaman hiçbir şey değişmeyecek. Aynı hikaye. Hani derler ya aynı terane. Evet. Duyulur insan masal dinlemeye. Masalların bazıları çok iyidir, mittir. O tür masalları Eğiticidir, ben hissetmiyorum. Nasıl anlatayım öğreticidir. dostlarımı? O onlarınki ayrı. Bir de işe yaramaz masallar var. Yani masal anlatmayı beceren bizim uydurduğumuz masallar. Gemiler alacakmış biliyor musun? İşte dünya 10 sene sonra yok olacakmış. O işte asteroid çarpacakmış. Şimdi şunu takip edin sevgili dostlar. 15 sene evvel ne yazıyordu gazeteler? Hepimizin unutacağına güvendikleri için bunu yazarlar. Meşhur kahinler bazı kehanetleri tutar, bazıları da hiç tutmaz. Ne demişti en meşhurlarından biri? Baba Vanga'ydı galiba. İşte Amerika'da en son siyahi bir başkan gelecek ve ondan sonra Amerika yerle yeksan olacak. Ne oldu? Üstüne iki tane sarışın başkan geldi. Tam Amerikan tipi. Ne oldu? Hadi biri de bekledik, ikincisi de geldi. 2012 masalı gibi oldu. Tamam. Bazen bazı görüler olabilir ama tutup da bunlara da tutunup işte biliyor musun şöyle olacakmış da böyle olacakmış ne olacak yani bilmek ne işe yaradı? Yarın nükleer felaket olacak. İyi bari rahat uyuyoruz. Bilen rahat uyumaz. Ne fark etti? Onu engelleyeceğim mi? İyi bir kalecilik mi yapacağım? Kimisi tabii toprak altına inmek için hazırlık yapabilir senelerce. Yaptığı hazırlığa değmez. Dışarıda kimse kalmadıktan sonra orada aklını kaybedip kendi kendini öldürecek zaten belki dayanamıyor. Yani bunlar çok komik şeylerdir. Komedi. Ha, tamam ömrünü birkaç sene uzatır da ona kadar yaşamak. Yani. Dışarıda bütün dünya yok olmuş. Abimiz bu da yaşıyor. Balık konserveleri de bittikten sonra bakalım ne yapacak. Bunlar insanın gerçek anlamıyla karşısına alıp düşündüğünde yıkılacak şeyler. Şunu soracak insan. Bu bilgi benim ne işime yarıyor? Yok. Planetin dönüşü gürzlerden geldi, arzdan böyle kelimeleri değiştiren öğretiler var. Öğreti değil. Öğretiymiş gibi sunuluyor. Başka bir uygarlıktaymış, oradan gelmiş, burada dirilmiş, anlatıyor. Eskiden yıldızların kralıymış. Nereden nereye tüh ya böyle unutulmuş zaman yolunda bir gezegene düştü öncelikle geçmiş olsun. Anlatıyor işte buradaki enerji alanları öyle böyle anlatıyor anlatıyor. Nereye varıyor? Dinleyenler o kadar anlamıyor ki bu kelimeler anlamsız bir şekilde üretilmiş 400 bin kelime tabii espri yapıyoruz. 400-500 kelime var. Yani normal Türkçe'de karşılığı olan fakat üretilmiş. Biz daha da anla niye? Çünkü anlarsak sorgulayacağız. Aradan 4-5 sene geçince biraz anlıyoruz. Ama bu sefer de sorgulayacak zaman geçiyor. 4-5 sene artık alışmışız orada herkes arkadaşımız olmuş. Arkadaşlar biz bir saçmalığın içinde miyiz acaba falan da diyemiyoruz kimsenin kalbi kırılmasın diye. Şimdi bunlar bir de böyle şeyler var. Bir şeyi ustalık basit anlatabilmektedir. Anlatılamayacaksa da misal verilir ve tefekküre bırakılır. Ama bir şeyi karman çorman sözcüklerle biz de biliriz. Yani Türkçesi olmasına rağmen Arapça kelimeler katıp böyle bulgurlu bulgurlu dillerde böyle böyle bulgur bulgur derken böyle içten içe böyle şiirsel Arapçanın da içinde olduğu şekillerde bir anlatırız. O zaman tasavvufu daha iyi mi bilmiş oluyoruz değil mi? Biz buna tenezzül etmiyoruz. Böyle böyle düşüneni tatmin etmek gibi bir derdimiz de yok. Yoksa biliriz bunları yani. Yani zaten tasavvuftaki kavramların esası Arapçadır ve bazılarının bilhassa orijinalindeki gibi kullanılmasının da yanındayız. Ama basit anlatımdır esas bir konuda hakimiyetin sonucu. Bir şey böyle karıştırıyorsa karşınızda bilin ki orada bir durum var kardeş. Çok bildiğinden değil. Çok bilmediğinden değil mi? Yakın zamanda birçok şey dedi. Bazı insanlar bazen bunun dozunu da kaçırırlar ve karşılarındaki insanlar bilir konularına çok hakim olmadığını.
Ama gereğinden fazla karmaşık cümleler kullandıklarında ne bahsettiklerinden bahsettiklerini bilmediğini de anlar insanlar. Bir hafta boyunca espri yapıldı bunun gibi birkaç örnek üzerinden. Hani böyle karışık cümlelerle kimsenin anlamadığı bir şey. Kendi de anlamadı ve o cümlenin bir anlamı da yok çoğu zaman denir. Anlamı olsa da söyleyenin anlayıp anlamadığını anlar dışarıdakiler. O yüzden çok karışık şeyler, insana faydası olmayacak bilgiler, orada kim yaşıyor, burada ne yapıyor, bunların hepsi nesnel bilgilerdir. Bir insanın kendi varlığını, kendi anlayışını dönüştürmedikten sonra da havayla cıvadır maalesef. Ha, oyalanmak için yine hobi olarak yapalım yani. Evrenden haberimiz olsun. Ama masal değil. İşin bilimsel yanını araştıralım. Bilim çünkü herkesin kendisine de gösterebileceği şeyleri içerir. Dolayısıyla masal olup olmadığını anlayabiliriz orada. Hikaye mi, gerçek mi, bizim de şeyimiz açık. O zaman bilgilenmiş oluruz çevremiz hakkında. Bunun da tabii bir oranı var. Tutup da hiç işimize yaramayacak konularda bilgilenip kendi nefsimizle uğraşmıyorsak yine bir şeyden kaçıyoruz. O da ayrı bir meseledir. O yüzden bu yolculukta insanın uyanık olması ve doğru referans noktalarından sağlama yapması lazımdır. Kutsal alanı gerçekten deneyimlemek veya hissetmek istiyorsa. Yoksa birçok rüyada kutsal alan gibi sunulabilir. Sanki ölmeden önce ölmek gibi algıladım kutsal alanı bulmak Yani derken. o başka tabii, o deneyimlerin yüksek bir deneyimin tarifi, ama kutsal alan insanın samimi bir şekilde bir yürüyüşe geçmesiyle yaklaşılan, zaten her zaman onun etkisindeyiz ama mıknatıs gibi yaklaştıkça bizi etkilemeye başlayan, karşılıklı bir etkileşime girdiğimiz bir içsel hal, bilinç durumu, varoluş hali, çok farklı isimlerle adlandırabiliriz. Bilinçli bir arttıkça zaten nefis terbiyesi dediğimiz ve o yolculukta yol aldığımız enerjiye ulaşmış oluruz. Biraz daha açalım mı hocam? Kutsal alanımızı nasıl bulacağız? Evet, nefsimizi fark edeceğiz, kendimizi fark edeceğiz. İnsanın anlam arayışını fark edeceğiz ama daha da böyle örnekler vererek ilerleyelim mi? Biraz daha spesifik olarak bir yerden siz sorun, siz bizim yönümüzü belirleyin. Büyük bir alan. Yani kutsal alan çok büyük bir konu olduğu için yine bir giriş kapısını sizin belirlemeniz güzel olur. Tamam. Bunu kutsal alanı bulmak demek nefsimizi fark edip o yolculuğa çıkmak olarak mı algılayalım? Yani bu Hepimiz adına oraya sorayım. doğru gittiğimiz yani kıbleyi bulmak demek aslında. Hangi yöne doğru yürüyeceğimizi. Daha sonra kutsal alan dediğimiz alan, yani bizim içimizde doygun bir şekilde bir Pardon tatmin hocam, kıble yaratacak, dediğimiz kalbimiz de olabilir mi aynı zamanda? yani bu anlamda değil, bağlamına göre kıble kavramı değişken bir kavram. Kutsal alanla birlikte kullandığımızda bizi o alana götürecek yolu bulmamız, yönü bulmamız olarak alabiliriz. Tamam. Dolayısıyla bu alan kendini bize gözyaşlarıyla, yoğun duygularla, derinlikleriyle hissettirir. Tabii herkesin deneyimi farklıdır ama hisseder insan bir kutsallık içinde olduğunu. Onu arar insan. Yani rahmet denen, rahmetin esas, en üst hali. Rahmet. O bilincin yağması. Onda yıkanmak. Abdest. Asıl abdest o zaman görür. Ne olduğunu o zaman görürüz. Abdest neymiş? Abdestin de birçok mertebede anlamı var. Biz en dışsal, zahiri abdesti biliyoruz. Onun daha bambaşka yanları ve mertebeleri var. Yani içimizin yıkanması, Evet. nefsimizin yıkanması anlamında. Evet, onun deneyimleri var. Evet hocam, benden soru bekliyorsunuz farkındayım. Hemen sorular var mı? Bakıyorum. Nefsimiz mürşit olmadan
görebilir miyiz diyor bir arkadaşımız. Yani Bilmiyorum. şimdi burada tabii bu alanlar şey alanlar. Yani bu sorular ve bu soruların cevapları farklı yanlara gidebilecek şeyler içerebiliyor. Yani bir insanı öne çıkardığımızda yanlış bir karşılaşmayla bu sefer manevi sıkıntıya girebiliyor insanlar. Her şey tek başına olur dediğimizde de tek başına daireler çiziyor. İnsanın şöyle düşünelim, iki elimizi iki bacağımızın arasında birleştirip yukarı çektiğimizde kendimizi kaldırabiliyor muyuz? Kaldıramıyoruz. Evet, çünkü kendinden kendine yapılamaz bazı şeyler. Bazı şeyler insan tadı olmadan, buna illa bir mürşit şeklinde demeyelim ama o esmanın yansıdığı bir dostluk ya da insanlar, dostlarımız olmadan insan kendi kendine şey yapar, daireler çizer. Kendi kendini göremez. Ayna denen insan aynasıdır. Yani insan ancak karşısından yansıyan üzerinden kendini bilir. Yoksa kendi kendine herkes melektir. Ama işin aslı öyle değildir, değil mi? Onun gibi düşünelim. Yani kendisi hep sütten çıkmış ak kaşıktır ama esasında öyle değildir. Ve bunu o zaman ne peki ya? Yani her insan başka bir şey diyor. O zaman güveneceği bir insanı ayna edinir. O insan da ona yeri geldiğinde hakikati söyler. Kaldırabilirse tabii. Yani bir de bir kaldırmak vardır. Davulun sesi uzaktan hoş gelir. Ama gerçekten nicesi, şimdi biz zannediyoruz ki biri bize bir şey söyleyecek. Biz de diyeceğiz ki, ha evet evet tamam anladım çok iyi. Öyle değil. Diyoruz ki en başta ya işte ne güzel böyle bir insan olacak bize bir şey söyleyecek. O anda biz ha evet diyeceğiz. Öyle değil. Bunu başta zihnimiz kabul ediyor. Biz o durumun içindeyken bize söylediği şeyi kabul edebileceğimiz bir şey olmayacak. Bizim gördüğümüzü söylemeyecek çünkü görmediğimizi söyleyecek. O yüzden biz çoğu zaman reddedeceğiz. O yüzden illa edep illa edep. Yoksa bu Evet. yolda neler yapan var kendini masum zanneder. Hiç öyle bir masum değilizdir. Evet, herkes kendini öyle zannediyor, öyle değil mi hocam? Hepimiz içeride masumuz. Hiçbir karşı tarafın yaptığından dolayı karşıyı suçlayan, bu tabii nefis oluyor, nefsimiz oluyor. Evet, yani şeyde şimdi aşağıdan sorular da geliyor. Ha, evet, onlara bakıyorum ben de. Yani şeyler çok zordur. Evet, eşimiz böyle bir insan olsa yani herhangi biri olarak değil, bu yolda belli bir kemalata gelmiş biri olması lazım ki aynası temiz olsun. Yoksa her insan slogan olarak söylenir ya her insan bir aynadır ama her insan farklı eğimlerde aynadır. Olduğu gibi göstermez. Ayna tamamen adaletine güveneceğimiz, kemalatına, olgunluğuna ve yansıtmasına güveneceğimiz bir varlıktan ancak yansırsa olur. Yoksa biz şişmanken bizi zayıf gösterir, daha çok yer çatlarız. Ya da Tabii. tam tabii. Evet. Bazı şeyler slogan olarak güzeldir ama gerçek hayatta hiç uygulamaları yoktur ya da felakete götürür. Şey de öyledir. Herkes birbirine aynadır. Evet ama herkes birbirine kamil bir ayna değildir. Herkese bakarsak deliririz. Bir tanesi der ki çok iyisin, ötekisi der ki çok kötüsün. Ne oldu? Slogandaki gibi olmadı. Alice harikalar diyar. Yani şey, kendimizi kandırırız. Bu sloganlara, Metin Babaroğlu'nun çok güzel bir sözü vardır. Aklınızı sloganlara feda etmeyin. Sadece bu sözü bilmek hayatımızı kurtarır. Buna slogan. Mesela şey de bir slogandır. Kimi şey otomatik ezberlemişizdir. Hepimiz ezberlemişizdir de bunu. Nedir Mesela hocam? gariplikten bahsettiğimizde olup bitenin trilyonda birinin bile farkında olmayan insanlık ailesinin üyeleri işte aramız bizden hepimizden kimi der ki ya aslında garip olan bir şey yok. İşte her şey sistem içinde yürüyor falan. Bu bilmemekten kaynak. Bakın slogan. Hiçbir şey bilmiyor ama garip olan bir şey yok diyor. Tamamen zihni bir tepkidir. Bu tür Evet. şeyler bir de öğretilmiştir ve biz ezbere yaşarız. Bu yüzden ezbere.
Böyle bir sloganla işin aslını kaçırırız mesela. Çokça Evet. vardı. Halbuki yani nasıl bir örnek verelim? Hani haklı oturup sohbet etse bile onun garipliğinden kurtulamaz insan. Biz de oturduğumuz yerden diyoruz ki her şey aslında normal. İşte biz de diyoruz ki insanın bilmediği oranda normal görünür. Sadece anlayışı derinleştikçe garipleşir. Normallik bilmekten değil bilmemekten gelen bir duygudur. Evet. Vasat duygu, vasatlık duygusu. Varoluşta vasat bir şey yoktur. Her yanı şaşırtıcıdır. Biz gaflet perdesinde olduğumuz için Evet. bunları normal zannederiz. Yani biz aslında her şey gayet güzel, normal işleyişindedir dediğimizde nefsimiz zanneder ki bak işte biliyoruz bunu da güzel gösterdik falan. Halbuki bilmediğimizden. Ancak bilen garipliğin farkına varır. Anlayan. Aslında ne kadar üzücü değil mi hocam? Yıllarımız geçiyor ama hala neyin ne olduğunu bilmeden yaşıyoruz. Nefes alıp veriyoruz. Bu gerçekten çok üzücü. Öyle öyle. Yani o yüzden hayret makamı denen bir makam vardır tasavvufta ve oldukça yüksek bir makamdır. Hayretten uzaklaştıkça insan gaflete geçer. Yani gaflet bize sıradan gösterir her şeyi. Hayret hakikate yaklaştığımız oranda kendini belli eder. Hayret dediysek o zaman bu konuda bu yolda bir problemimiz var demektir. Keşke olsaydı sloganlarla ama olmuyor. Evet. Düşünmemiz gerekiyor. Yani böyle düşünmeden sloganlarla, ezberlerle olacak bir şey değildir hakikat. Bize de öyle, hepimize öğrettiler maneviyatı, dini. Din de maneviyatta ezberle bir şeyleri tekrar ederek anlaşılacak şey değildir. Ezberlerin bozulmasıyla anlaşılır. Her bir söylediğimizi anlamak zorundayız. Böyle o yüzden boş tekrarlarla hakikat yolculuğu olmaz. Hakikat yolculuğunda insanı düşündürürler. Yer yer dürte dürte kafasına vura vura hiç öyle boş söze müsamaha gösterilmez belli bir noktadan sonra. Edep hızlı akıyor sorular. Edep açabilir misiniz diyorlar hocam. Çok geniş bir konu ancak noktasal bir soru da açabiliriz. Edebin kendisini açamayız. Çok çok fazla büyük. Noktasal derken yani tam sorun Yani içerisinde. edebi bir yönünden açabiliriz. Edebi genel başlık olarak açmak şey gibi. Hani tasavvufu açabilir miyiz gibi. Hani 100 sene de olsa belki açamayız. Ama bir yerinden tutarsak. O zaman Evet, dostumuz insan zombilerden bahsetmiş. Elbette bunun hem filmlerdeki yansıması vardır. Filmleri yapan insanlar olduğuna göre insanların içinde de bir karşılığı vardır. evet. Zombilere baktığımızda amaçsızca yürürler. Duyguları yoktur. Renkleri sönüktür. İnsan eti yerler. Ya da şey yaparlar. Yani öyle yarı bilinçli, tam bilinçli de değillerdir. Bu özelliklere baktığımızda işte bütün bunları karşılaştırdığımızda insanın içinden bir hali anlatır bu. Günlük yaşamın içinde yaşam enerjisi emilmiş, başkalarının yaşam enerjisini de emen. Aslında içinde bakınca hani çok da yüzünden nur çekilmiş ya neyin var derler ya, öyle enerjisi çekilmiş. Yiyen, içen, uyuyan, düz çizgide yaşayan yani düz çizgi, tıbbi ölülük. Çoğumuz da elbette ki burada bir şeyi var. Yani çoğumuz da elbette bu risk var. Hepimizin yaşamının belki böyle bir dönemi oldu. Ama bunu bilmek lazım. Buna dikkat etmek lazım. O yüzden insanın kendi yaşamında alışkanlıklarını değiştirmesi ve kendini taze tutması, kendini her anlamda geliştirmesi, yani hayretini taze tutması lazım. Evet. Gönül edebi olabilir mi diye yazdı bir
dostumuz. Gönlün edebi nasıl olur diye. Bu tabii çok genel bir soru. Çok Yani güzel. bir sormamız lazım. Evet. O zaman şöyle hemen hızlıca bakıyorum hocam. Zihin, nefis ve ego üçlüsü benleri nasıl tanıyabilir? Ya bu da Hiç tam açık bir soru değil. Ne tamam. anlamda sorulmuş, açık olması lazım. Namazla ilgili sormuşlar. Salat ile ilgili dört el medya YouTube'da çok geniş konuları Evet. açtı. Salattır. Kur'an'da geçtiği haliyle salat nedir ele aldık. Oradan bakabilirler. Çok güzel. Zaten kutsal alanın içinde değil miyiz diyor Arzu Yanmaz. Onu dediğimiz oydu. Mıknatıs. Amerika'daki bir mıknatısın alanı içindeyiz ama hiç hissetmiyoruz yaklaşana kadar. O yüzden varla yok arası. Elbette ki her şey kutsal alanın içindedir. Ama hissetmedikten sonra, yaşayamadıktan sonra bunu bilmemiz bir işe yaramaz. Yani denizdeki damla gibi mi hocam? Deniz komple kutsal alan ama içindeki bir damla fark etmeden yaşadığımız hayat. Benzetme Tam öyle nasıl değil, olur? tam diyemeyiz çünkü denizde daha çok homojenlikten bahsediyoruz. Kutsal alan dediğimizde biraz daha bir yoğunluktan bahsediyoruz. Denizin belki en derin kısmı diyebiliriz. Evet. Zaten denizdeyiz ama o derinlik arttıkça o derinlikteki sessizlik ve huşu, gizem oraya yaklaşmış oluruz diyebiliriz. Evet. Rita nedir diyen var. Riya demek. Ya pardon, ben ancak bulanık gördüğüm için o kadar görebiliyorum. Zaten sizin yoldaş olduğunuzu da yazanlar oldu. Hani kimseyi aramanızı gerek yok. Her hoca Tutmayın şimdi gibi. yani elden geldiği kadar yani bir dirsek temasıyla değil tabii ama dostlarımızın sorularını cevaplamak adına olabildiğimiz kadar bir destek olmayı bizim alanımız ve sınırlarımız bu. O şekilde ama en azından dostlarımızın acil sıkıntıları, çelişkileri varsa önceliğimiz onların çözülmesi. Peki kutsal alanı temas etmek ve bunu fark etmek tek başına yeterli midir? Tek başına yeterli midir? Yani Derken? kutsal alanı fark etmek yolun işte bir adımı. Ve takiben bu alana doğru yürümek yolun esas şeyi kısmı maraton, uzun maraton dedikleri. Yani o yüzden insanın nefesini ayarlaması lazım, ritmini ayarlaması lazım ki yorulmasın, bezmesin, saman alevi gibi bir anda tutuşup bir anda sönmesin. Saman alevi de değildir ihtiyaç olan. Başta çok çekici gelir ama hemen sönüverir. İnsanlarda insanın içindeki de bir potansiyel de budur mesela bir insan tipidir. Bir anda yandım bittim her şeyim bu alan der. Sonra ay bu alanda böyleymiş der. Ehli bunları tanır. Saman alevi şeyidir. Bugün siyah dediğine yarın beyaz der. Değişkendir. Tutarsızdır. O yüzden kendi haline bırakılır. Kendisi Evet. her şeyi bildiği için kendi evreninde, kendini tanrı zannettiği evrende kendi başına yaşamaya bırakılır. Kutsal alanın içinde yaşamak, her şeyin içinde Rabbi görüp gelenin ondan olduğunu anlayıp eyvallah mı demek? Bu zihni bir şeydir. Yani eyvallah demek vesaire. İnsanın o kutsal alanın şeyi insanın içinde kutsalın insanın içinde bir titreşim olarak yükselmesi, onun hissiyatının yaşanması da lazım. Evet. Kutsal alan bir nevi güvenli mi bende diyor. Okuyamadım, soru akıyor. İnsanın imanının hakikatini anlamaya başlasın mı? Sahabelerden bahsedelim mi hocam? Bu soru birkaç kere Bu da genel geldi. bir soru. Çok genel Genel. yani sayısız yere gider. Nasıl hani çok genel olduğu için. Evet. Her defasında sıçrama yaratıyorsunuz yolculuğumuzda diyorlar. Evet, gerçekten öyle. Tamam. İnşallah ne güzel iş öyleyse. Evet.
Ben hızlı hızlı bakmaya çalışıyorum hocam, açılım olsun da aksın yayın diye. Minimalist yaşam açısından yardımcı olur mu diyor. Kutsal alan için soruyor sanırım. Yani şöyle bir insan hayatından gereksiz detayları çıkardığında elbette enerjisi belli bir noktada birçok şeye verilmeyeceği için enerjinin sakınmasını yapar, sakınır. Enerjisini boş yere harcamaz. O yüzden hayatını sadeleştirmek evet bu yolda bir adımdır. Böylece kendi varlığını gözlemeye, derinlerini hissetmeye daha çok zaman olur insanı. Evet. Biz olacak olan insanla karşılaştığımızda nasıl bir farkındalık oluşur diye. O her insanın kendi macerasıdır. Onu hissetmesi lazım. Bir güven hissetmesi lazım. Sevgili Yanılır, yanılmaz, nereden bilelim? Onlar hepimizin kendi sınavımızdır. Yanılabiliriz. Tekrar öğrenebiliriz. evet. Dolayısıyla bunlar insanın kendi yolculuğunun cilveleridir. Evet. Yani şunu mu demeliyiz? Doğduğumuz coğrafyada, doğduğumuz ailede, nerede, hangi şartlarda yaşamış olursak olalım, yolculuğa kutsal alanı bulabilmek için öncelikle niyet etmemiz ve o yola çıkmamız gerekiyor. Ve mürşidimiz bulmalıyız. Evet. Ama önemli bir soru geldi. Aradan yakaladık. Her soruyu yakalayamıyoruz ama Evet, buyurun. insanın kendini kandırıp ilerlediğini sanmasının en belirgin özelliği ne? İşte önemli bir soru bak. Evet. Önemli bir soru. Gayet günlük yaşam bakalım diğerlerini de kaçırmamış olduk. Bakalım. Evet, şimdi bunu bir şey yapalım. Sevgili dostlar, Evet. yerimizde sayıp saymadığımızın göstergesi çok önemli. Bir tane temel gösterge vardır genelde. Bir, birçok gösterge olabilir ama bir tanesi temel. En başında da söylediğimiz gibi kaçtığımız bir şey vardır. Nefsimiz değişiyor mu, değişmiyor mu? Negatif sıfatlarımız devam ediyor mu, etmiyor mu? Yakınımızdaki, çevremizdeki insanlardan referans alacağız. Biz değil, onlar diyecekler ki, evet, sen artık başkaları hakkında konuşmuyorsun. Yani kibarca dedikoduyu kestin ya da bize katılmıyorsun diyecekler. Evet, eskiden kalp kırardın, artık kalp kırmıyorsun. Eskiden çok köşeliydin, şimdi daha yumuşak bir insan oldun. Eskiden sevgiyi ifade edemezdin, şimdi edebiliyorsun. Bunlar varsa. Yoksa bizim arkadaşlar var, bilmem kaç işte 3 sene sonra aydınlanacağımı söylediler vesaire. Biz de dedik ki bekleyelim 3 sene sonra bakalım aydınlanacak mı oturduğu yerden. Osho da söylemişti çocuk. Ne aydınlanması? Çocuk bir de iyice havaya girmiş. Osho belgeselinde vardı. Bir tane genç bir çocuk. Osho bana işte kaç 3 sene sonra aydınlanacağımı söyledi diyor. Kolunda da bir tane kız var böyle. Takılıyoruz burada diyor aydınlanana kadar. Ne güzel yani öyle keyfi aydınlanmak. Aydınlanamadı tabii. Aydınlansa şimdi ikinci Osho diye çıkmıştı. Osho dalga yapmış. Bizi yağmış çocuk şimdi de. Emek vermeden aydınlanma olur mu? O zaman Osho kapatsın kapıyı gitsin. Madem keyfi aydınlanma var. Neden yordun kendini 50 sene? Madem takılarak bekliyoruz aydınlanmayı. Böyle bir şey yok. Olsa da işe yaramaz. Ha bir de lütuf vardır böyle aydınlanma anları. İşe yaramaz. Tekrar yolun başına dönecek, nefsini saflaştıracak. Neden yaramayacağını daha evvel konuştuk. O yüzden şimdi bundan kaçmak var. İşte kaçamak için şeyleri kullanırlar. İşte çok yüksek mertebelerde sevginin de üstünde falan. Sevginin üstünde falan dediği şu. Sevgiye gelemiyorum. Bizim bir arkadaş vardı öyle söylüyor. Sevgiye gelemiyor. O yüzden tutmuş şamanik öğretilerden onun da bir kolunu. Orada öyle deniyormuş. Ona tutunmuş. Kendini kandırmanın bir türüdür bu. Yani sevgiye gelemiyor ya. Evet. Kolay değil insanı sevmek. Ne Evet. yapacak? İki yolu var. Bir, samimi bir şekilde yüzleşecek.
Kardeşim nefsimi değiştirmeden bu işler olmaz. Ben şey yapıyorum. Yerimde sayıyorum. Kendimi kandırıyorum. Bu da ağır. Ne yapacak? Gelecek şey yapacak. Buna uygun bir palavraya tutunacak. Palavra çünkü. Yani varoluşta biz de dedik ki ne güzel yani öyle bir yer varsa sevgisiz. Varoluşun en tepesinde aydınlanma içinde otursan ne yazar? Ne karanlık bir yer. Bizi almayalım dedik. Espri Tabii. yapıyoruz tabii. Almayalım anlamında değil. Tabii. Ne işe yarar be kardeşim? Sevgisiz karanlıkta oturuyorsun. Aman ne güzel. Aydınlanmasaydın daha iyiydi. En azından çay içerdin. Tabii, Sevgisiz. şükür ederdim en Bunlar böyle. azından. Tabii zamanında çok şey yapıyorduk biz bunlara. Çok net konuşmuyorduk. Ama net konuşmadıkça bakıyoruz daha da büyük zamanlar kaybediliyor. O yüzden zaman zaman da net konuşuyoruz. Bugün mesela net konuşmak istiyoruz. Başka bir gün daha muğlak konuşuyoruz. Artık hangisine denk gelirse. Gönle göre farklı volümlerde konuşuyoruz ki her volüme uygun olan ondan zevk alsın. Çünkü kimi zaman ihtiyacımız bu oluyor ama bu da hep çekilmez. Sürekli Doğru. bu keskinlik de çekilmez. Bugün keskin olma günü, yarın espri günü olur. Öyle yaparız ama biraz bir rüyadan arada kalkmak üzere hatırlamamız gerekiyor tabii. Evet. Evet. İnsanın hayatında şöyle bir soru geçti de ben toparlayayım. İnsan hayatının boşanmalar, zorluklar, sıkıntılar yaşaması onun realite mi atladığını ya da tekamül ettiğini mi anlatır diye buna benzer bir soru geçti. Marmaristan dostlarımıza selamlar. Bizim söyleşimize katılmışlardı. Ne Göremiyoruz güzel. ama onların mesajını gördük. Anladım. Selamlar olsun. Selam olsun. Tekrar alabilir miyiz? Yani insanın hayatında yaşadığı boşanmalar, sıkıntılar, üzüntüler bunun o yola girdiğini mi gösterir? Yani enerjisinin değiştiğini mi gösterir? Göstermez. Sıkıldığını gösterir yer yer. Gerçekleri de şey yapmamak lazım. İnsan sıkıntıdaysa sıkıntılı bir dönemden geçiyordur. İlla bir yere gitmekten değil. Ama o sıkıntının nedeni nedir? Yani bir arayışta mı sıkıntılı yoksa canı mı sıkılıyor? Şimdi canım sıkılıyor yeah! Şeklindeki sıkıntının bir anlayış derinleşmesiyle ilgisi yok. Her insanın canı sıkılıyor yani. Bu anlamda. Evet. Ama ya benim içimde bir his var. Kendimle ilgili bir şeyleri bilmek istiyorum. Arayış olması lazım. Başka bir sıkıntı. Yoksa yine insan kendini kandırır. Ya işte hiç sıkıntım var, yola mı düştüm? Arabam yolda bozuldu. Allah beni sınıyor. Hani başıma böyle şeyler veriyor. Acaba bu yola girdiğim için mi falan? Hayır, trigger kayışını değiştirmediğin için Allah korusun çok daha tehlikeli şeylere yol açabilir. Arabanın yolda bozulması. Evet. Arabası bazen insanın yolda bozulmuşsa bunun nedeni arabasının yolda bozulmasıdır sadece. Allah'ın bir ilgisi olabilir. O zaman her şeyi Bunu bir bir anlam yüklemekten vazgeçeceğiz, öyle değil yani mi? Allah çok arabalarla uğraşan hani onun oto tamircisi uğraşıyor sevgili dostlar. Lütfen Allah'ı da belli bir yere kadar bulaştıralım. Her zerrede hakim ama hani biz de bedenimizin her zerresinde hakimiz de gidip de değil mi hani bilincimiz nerede ona bir bakalım. Sürekli bağırsaklarda değil sürekli bir yerde değil bilincimizin genelde oturduğu bir yer vardır ama beden de kendi içinde işlerini yapar. Tutup da sürekli ayak tırnağında yaşayan birini görmedik değil mi? O yüzden Allah her zerreye hakim, hepsini kapsıyor, hepsini aşıyor ama arabanın arızalanmasını falan bağlamaya başlarsa bu bizi hayal dünyasına götürmeye başlar. Kendi kendimize anlam vermeye başlarız. Bir başkasının dünyasında da yolun ortasında arabam bozuldu, bu kadar zaman kaybettim. Allah beni sevmiyor mu diyebilir. Bakın iki yorum ve iki farklı yaklaşım. İkisi, biri negatif aldı, biri pozitif. Birbirinin tam zıttı mesajlar aldılar. Hangisi gerçek? İşte hangisini gerçek kılıyorsa biraz ondan etkileniyor. Evet. Evet hocam. Birden yolculuk zaten kutsal yolculuk değil mi diyor. Yani sanırım yaptığınız çalışmalardan bahsediyor dostlarımız. Ha, nasıl? Tekrar alayım. Yani birden bu bizim hani Urla'ya geldiğiniz çalışmalar var ya hocam. Evet. Ha, Birden bire bildim. ha, Bildim. birden Evet. ha, ben birden olduğunu anladım. Urla'daki çalışmalarız. Birden bire yolculukta kutsal alanın içinde değil miyiz?
diyor. Ben anlayamadım Tam tam olarak. anlaşılmadı soru. Evet. Şöyle bir soru var. Kur'an meali tefsiri yazmak gibi bir planınız var mı? Sevgili dostlar, o konularda çalışmalar yani farklı dostlarımızın çalışmaları sürdüğü için farklı insanların hani ayrıca bir şeye şu an için bir ihtiyaç olmadığından ve bu konu üzerinde çok uzun seneler çalışan insanların da yeni emekleri olduğu için böyle bir şey şimdilik söz konusu Evet. değil anladım. Bu dünyaya gelirken anne ve babamızı, ailemizi seçiyor muyuz diyor. Bu Bunlar soru çok soruluyor. spekülasyonlardır. Bunlar spekülasyonlardır. O yüzden esas olan şu. Her ne oluyorsa olsun biz genelde insanın kendi kendine yapabileceği ve dönüştürebileceği şeyleri aktarıyoruz. Ötekiler elinde değil çünkü. O yüzden seçiyor da olsak, seçmiyor da olsak bugün ne fark edecek? Tekrar aynı soruyu soralım. Hiçbir şey fark etmeyecek. Bugün elimizden gelenin en iyisini yapmak durumundayız, değil mi? Hiçbir şey fark etmeyecek. Tabii Bunu bilmiyoruz. doğru. Hiçbir şey fark etmeyecek. Seçmiş O yüzden olsak da değişmeyecek. asıl soru ben şu an olduğumdan daha saf, daha kutsalla ilişki halinde, daha gönle yakın nasıl olabilir? Evet. Bu arada popüler olan aile dizimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu sordular Çok fayda hocam. gören insanlar da var. Birçok şeyi fark ediyorlar. Elbette ki her insan bir farkındalık yaşayabilir. Birçok farklı teknik var. Herkese iyi gelen başka bir tekniktir. O da güçlü uygulamalardan biridir başkalarını anlamak adına. Evet. Kutsal olan bizi mi seçer yoksa biz mi onu seçeriz gibi bir soru var. Eş zamanlıdır. Çünkü varoluşta bir zaman aralığı yoktur. Ol deyip olma eş zamanlıdır. İnsanın onu seçmesi, onun insanı seçmesi demektir. Veya tam tersi. Aynı şeydir. O yüzden tepeden sen gel bakalım şeklinde değildir. Ben böyle bir arayış içindeyim diyen insanla eş zamanlı adım atar birbirine. Aynalama gibi düşün. Yani bunu biraz daha açalım. Yani o halin içine giren, niyetini koyan insanlar eş zamanlılık mı oluşur? Yok hayır bu şeyi demek istedik. Yani bir yukarıdan bir şey seçiliyor. Hani bir yazı yazılıyor. Bankalar arası yazışmalar gibi değildir yani. Şu kulumuzu seçtik. Vesaire öyle değil. Eş zamanlı. Peygamberler durup dururken peygamber olmadılar. Hep öyle anlatıldı çoğu zaman. Öyle değil. Hepsi arayış içinde olan insanlar. O zaman kutsalın onları seçmesi aynı zamanda onların kutsalı seçmesi. Aynı şey. Eş zaman. Şimdi bu konu bende başka bir yere açılım yaptı. Peygamberler seçilmiş insanlar değil miydi hocam? Peygamberler seçilmiş olmalarıyla hakkı seçmeleri eş zamanlıdır. Hmm. Bunu artık Seçilmiş. dostlarımızın tefekkürüne bırakacağız. Daha fazla açmayalım. Bunları bir Evet. tefekkür edelim biraz dostlarımızla birlikte. Yani o Eş yüzden zamanlılık olgunluk vardır yaşını varoluşta. belirliyor süreç. Hakkın bir şeyi peygamberi seçmesi, peygamberin bu yolda adım atmasıyla eş zamanlıdır. Muhteşem. Evet, çok güzel. Hemen şöyle bir soru var hocam. Amerika'da bir mıknatıstan bahsettiniz. Açar mısınız diyor. Örnek verdik. Yani uzak bir yerde biri elinde mıknatıs tutsa yine onun alanındayız ama bize hiç etki etmiyor. Ne fark eder değil mi? 0,000001 Evet. diyelim etkisi. Kutsal alanda da öyle. Yani alanın içinde olabiliriz ama merkeze yaklaşmak başka bir şey. Çeperde olmak başka bir şey. Yine kutsal alandayız. Beden içinde geçerli. Bağırsak hücreleri de bedenin içinde, göz hücreleri de ama ne kadar farklı yaşantılar değil mi? Bunun gibi. Evet. Kutsal alanda ortada bir alan Kabe gibi biz etrafında dönerek mi ona yaklaşıyoruz? Yaklaşıyorsak yaklaşıyoruz. Bir de etrafında dönmek var, daha uzaklaşmak var. Artık o bizim kendi Sarılmak içimizden var. gelene, bizim emeğimize bağlı tabii. Biz Evet. karar veriyoruz. Tıpkı elektronlar gibi. Yani Evet. bir enerji aldığında bir üst şeye zıplar. Çapa.
Sonra 1.6 zıplar. Evet. Bunun gibi. Evet hocam. Namazla ilgili çok soru var ama sizin YouTube'unuzda var Ama bu. işledik çokça. Evet. Evet, şöyle bir şey. Allah her zaman zikrinden, aklından ama namazlarımızı istediğimiz gibi eda edemiyorum bu konuda. Yani Allah her zaman zikrinden. Salat programını izleyecekler çünkü ana kümeye asıl kavram salattır. Salat nedir? Neden hissediyoruz? Neden salat derken neyi kasteder Kur'an? Bütün bunları açtık. Birkaç programda açtığımız için tekrar açmıyoruz. Yoksa zevkle açarız ama çok Tabii. açtığımız için sırayla Dörter Medya YouTube'daki şeyleri izlerse dostlarımız. Tabii. Ben de ara ara izliyorum videolarınızı hocam. Hakla ben okuyana kadar geçiyor. Hakla batili galiba ayırmanın en dikkat edeceğimiz şey nedir? Batını ayıran, hakla batını ayıran. Batılı. Yani hakikat olanla batıl olanı nasıl ayırt edebiliriz? Bize Evet. olan yansımasından, deminki gibi, demin açtık ya, bizi olduğumuz yerden bizi daha iyi bir insan yapıyor mu? Anlayışımızı derinleştiriyor mu? Çelişkilerimizi. Ama bu tabii her konuda değişir. Bilgi de hakla batılı ayırmak başkadır, insanda başkadır, anlamda başkadır. O yüzden soruları spesifik sorarsak daha net olur. Evet. Evet. Ona ulaşmak kadar mı? O Demin istediğin için bizim irademiz çağ var. üzerinden. Evet. Evet, hemen Açılmıyor. bakıyorum. Kitaplarda açmayıp size bıraktığımız soruları yazarına sorarak açtıramazsınız efendim. Bugün arada hep olur. Dostlarımız soruyor. Kitapta şöyle bir cümle var. Bunu açabilir miyiz? Açabilse kitapta açardık hazır yazmışken. Neden Tabii. açmıyoruz? Çünkü onun tefekkür edilmesi gerekiyor. Bizdeki bir mekanizmayı baltalarız açarsın. Açtığımız zaman anlaşılmaz çünkü. İçeriden anlaşılması gerekiyor. Ha, kapı olayı gibi yani. Bilmeden arayış mümkün mü? Belki aşk seyir yaşanabilir mi? Bilmeden yani. Bilmeden yaşamak mümkün değildir herhalde. Farkında olmak. Yani yaşanır bazı duygulanımlar olarak kalır. Bir tarafı eksik olan şeyler geçici olur genelde. Evet. Çok farklı bir soru. Mürşit'le Mürit'in karşılaşması eş zamanlı mı? İlişkisi eş zamanlı mıdır diyor. Yani burada şeyde tasavvuf üzerinden cevap verirsek zahirde öyledir, batında öyle değildir. Yani çünkü biz zahiren karşılaşırız ama batinen ilişkiye geçemeyiz o insanla. 20 sene geçemeyiz, 2 sene, 2 ay. Bunlar değişir. Gönle girmek denen bir şey vardır. Karşılaşma öyle olur. Evet. Zahiren muhabbet etmekle çözülmüyor o yüzden hiçbir zaman bu iş. O yüzden biz de diyoruz ki esas olan gönül bağıdır. Hani çok fazla şey değildir her zaman. Sadece fiziksel alanda olmasıyla olmaz birçok şey. Hani insanlar der ya, ya keşke Mevlana'ların döneminde, Yunusların döneminde yaşasaydık, peygamberler döneminde yaşadık zaten. Hal olarak yaşadık. O dönem burada bu dönemki gibi olmadığı için bir grup insan neredeyse bir arada hakikatleri konuşuyordu. Bizim de belki hiç dikkatimizi çekmedi. Yani şimdiden dönüp bakınca keşke yaşasaydık diyoruz. Ama Evet. yaşasaydık fiziksel olarak bile yanlarında olsak belki reddedecekti nefsimiz. O yüzden diyoruz ya, halleri dünyada sabittir. Biz bugün o hallerle tatlanamıyorsak dün de aynı şeyi yaptık. Yani bugün mesela bugün Mevlevi hali o hali taşıyanın üstünde Mevlana'nınkinden de derinleşerek devam ediyor. Bütün haller derinleşerek üstünde daha da zenginleşerek devam ediyor. Şimdi bugün Mevlana'yı arayıp bulamayan dün Mevlana döneminde yaşasa yanında olsa ne yazar? Hiçbir şey yazmaz. Bunlar hep bizim kendi tatlı dramatik romantizmimizdir çoğu zaman. Hey gide o dönemlerde yaşasaydık. Yaşadınız biliriz sizin. Dönüp bakmadınız Mevlana'ya. Hadi. Hadi ne boşuna ağlamayalım. Bu da espri çok sert olmasın da. Yani bir bu ağlaklığı yapmayalım.
Çünkü içimizde bir yan samimi olsa bugün görür. Tabii. Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli, peygamberi makamlar, haller. Bu haller dünya üzerinde her daim diridir. Biz hangi hale talipsek, arayıp o hali yansıtan, o halle hallenen güzel insanları bulabiliriz. Dünkünden daha kolay buluruz belki iletişim çağı Evet. diye. Bugün bulamıyorsak dün de bulamadık. Dün yanımızdan geçtiler dönüp bakmadık. Evet. Aşk ve Ejder kitabından çok yazan oldu. Aşk ve Ejder'deki mürşit siz misiniz diye soranlar var. Doğru Bunlar okuduysam. bunu anlatan metaforik anlatımlardır sevgili dostlar. O yüzden o konuların içindeki hakikatleri ve o hakikatlerin anlatılması için kullanılan metaforları iyi ayırt etmek lazım. Kitaplarda açıldığından fazlasını kitaplarda açamıyoruz. Çünkü herkesin kendi alemi, kendi anlamlandırması. Ama kitaplar deyince yeni katılan birçok dostumuz var. Çok kısaca bahsedelim sevgili dostlar. Genellikle özel bir sırayla okunmasını tavsiye ediyoruz. Hemen arada bir duyuralım. Tabii. Anka'nın Kanatları ilk kitap, daha doğrusu Instagram profil sayfasında kitap sırası, okuma sırası diye bir bölüm var. Öne çıkan o dairesel bölümlerden. Ona basarsanız çok ciddi bilgiler var. Hangi kitaplarla dinlenecek müzikler var daha fazla atmosfere girmek için. Okuma sırası, her kitabın okunma şekliyle ilgili videolar. Çünkü bazı şeyleri bildiğimizde çok daha fazla derinleşiriz. Bunları bilmeden yanlış yerden yanlış hızda okursak okumamış gibi oluruz. Kendini açmaz kitaplar. Biz ona gözlerimizi kelimelerin üstünden geçirmek diyoruz. Yani öyle 3 günde okunduğunda okunmuş olmuyor. Hiç okunmamış oluyor kitaplar. Hani boşuna 3 günde okunmasın dostlarımız. Boşa zaman kaybı olur. Dolayısıyla onlar orada kamplar ve inzivalar var. İşte son kayıtların alındığı bir inziva var. Bunları da duyurularda yapıyoruz. Onları soran dostlarımız da var. Bodrum'da biz genellikle tanış inzivası 6 ayda bir oluyor. Araları en kısa 6 ay, 6-8 ayda bir oluyor. Katılmak isteyen dostlarımız olursa onları da duyuralım. Çok duyurmadığımız için hepsi bizde şikayet ediyorlar. Ya biz görmedik diye çok öne çıkarmak istemediğimiz için. Bu ay sonunda var 27-30 arası 4 günlük 3 gece 4 günlük bir inziva Bodrum'da. O bilgilere ilgili bizim paylaşımımızdan ulaşabilir dostlarımız. Onu da bir hatırlatmış olalım. Evet. Müzikler kitapla eş zamanlı mı bitmeli diyor. O sadece garibin son 9 şeyidir. 9 garibin son sayfaları için 2 tane sıralı müzik vardır. Onlar eş zamanlı biter. Onun dışında karışık olarak o liste dinlenebilir. Listenin bütün tınıları kitabın bütün bölümleriyle uyumlu. Çok özel olarak seçilmiştir. Bütün dünyadan müzikler. Kamplara katılmakla kitaplar okumak arasında bir ilişki yoktur. Hiç kitap bu konuda haberi olmayanlara da açıktır. İlk kamp. Ondan sonrakiler yani ikinci ve üçüncü seviyeler zaten sadece ilkine katılanlara duyurulur. Dışarıda duyurmadığımız için çünkü sıralı olduğu için onlar ayrıdır ama duyurusunu aldığınız her kamp, her inziva, her seviye için uygundur. Evet. İçerikleri değişiyor. İçeriklerine o kampın o kamp üzere bilgi alabilirsiniz. Evet. İzmir'e gelecek misiniz diye soranlar var. Yer yer oluyor İzmir, İstanbul. Öyle bir planlarımız var ama işte kesinleşmeden yanlış bir şey söylemek istemiyoruz dostlarımıza. Evet. Evet hocam, ben birkaç soru alabilirim vaktiniz varsa. Tasavvuf Alalım. bilgisinin ve farkındalığa sahip olmadan vicdanlı ve edepli olmak yolculukta yeterli mi? Bunlar insanın abdestli, batıni anlamda, içsel anlamda abdestli olmasına, selamet haline yakın olmasına faydalı. Ama ne için yeterli mi? Bakın yeterli mi ama ne için? Ne Evet, için? doğru. Tek başına mesela temiz kalmak için mi? Öyleyse zaten vicdan ve iyi bir insan olmak temiz kalmanın karşılığıdır.
Ama hakka varmak için sadece vicdanlı olmak yeterli mi? Yunusların yaşadığı haller için. Öyle olsa Yunus 20-30-40 senesini vermezdi. Emek Evet. vermeden demek ki onlar olmuyor. Hani ne için sorduğumuza bağlı değişir sorunun cevabı. Evet. Kitapları okumakla kamplara veya inzivalara katılmanın hiç ilgisi yok. Okumadan katılabilir herkes. Birçok dostumuz okumadan katıldı, sonra okudu. Onlar kitaplarla bağımlı değil. Evet. Peygamberlere verildiği söylenen mucizeler mana alemin dışında madde aleminde olmuş mudur? Yani mucize olarak gelenler vardır. Bazen madde alemine etki ederler. Bazıları içsel halleri anlatır ve dışsal mucizeler gibi anlatılmıştır. O konu şeydir, biri içine geçmiştir. Yer yer zahiri olarak da bu tür şeyler olabilir. Elbette yüksek bir enerjidir çünkü. Ama bunların tabii batındaki manaları kalıcı etkilerde olur. İsmail Emre, Anadolu erenlerinden İsmail Emre diyor ki, İsa'nın ölüleri dirilttiğini söylerler. Bir ölüyü dirilttiğimizde tekrar aynı cehalet içinde ölecektir. Asıl iş ölü zihinleri, ölü gönülleri diriltmektir. Bunu böyle anlamamız lazım diyor. Bakın şöyle düşünün. Biri öldü, diriltti. Ama gönlü hala ölü. İşte bunun batini anlamını anladığımızda her şey farklı bir hal alır. O zaman biz esas mucizenin bir insanın içsel dönüşümünde yaptığını, onu dönüştürecek öğretilerde, tınılarda olduğunu anlarız. Evet. Hakikat yolunda farklı bir soru geldi. Hakikate erenler namaz kılmıyormuş, ibadet yapmıyormuş. Doğru mu diyor? Yani Evet, aslında her salak an kalmak bağlantılı üzere anlamında mı? yok. Yani bunlar sayısız her insan, her eren farklı bir marifetullah üzeridir. Dolayısıyla bunlarda da bir sınır yoktur. Sayısız hal vardır. Ancak işte yine salat kavramına dönüp geliyoruz. İbadet nedir? Salat nedir? Tesbih nedir? Bunların nasıl halleri vardır? İbadet hep sürer ama ibadetin farklı şekilleri vardır. Bunlardan zaten kitaplarda detaylarıyla bahsediyoruz. Yayınlarda da bahsediyoruz. Denk gelir dostlarımız. Evet. Evet hocam. Sizin gözünüz takılan varsa bakabilirsiniz. Yo, Hiçbir gayet şeyden güzel almış habersiz. olur ve sanki tamam gibi. Bakalım nasıl olmuş? Oldukça da uzun Evet. olmuş. 45 dakika yerine 1 saat 15 dakikaya gelmişiz. Evet hocam. Hiçbir şeyden habersiz uyanışı yaşayan birinin hikmeti var mıdır? Varsa nedir diyor. Evet, başka bir hal, başka bir zaman, başka bir varoluş hali olduğunu bilmesi açısından o artık bir konuda emindir. Şeksiz şüphesiz bir bilgiye ulaşmıştır. O yüzden bu hali daha fazla içselleştirmek için tekrar kendini nefse emmarede bulacağı için bütün o yolculuğu yapması gerekir. Ama baştan onun tadı verilmiş olur. Yoksa tek başına bir işe yaramaz, unutur tekrar çünkü. Öyle Evet. bardağı ne kadar alırsa o İnsan kadar hafif bir anı vardır zaten. kalır. Evet. Canım hocam çok kıymetlisiniz. Çok teşekkür Çok ederiz. teşekkürler dostlarımızın güzel soruları için de. Çok teşekkür ederiz. Şey yaparız inşallah güzel zamanlarda yine güzel sorularla, güzel konularla bir arada olmak üzere diyelim. Tabii en kısa sürede yine program yapar, planlar bir arada oluruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, iyi ki varsınız. Çok Herkes teşekkür teşekkürler. ediyor. Sizin rehberliğiniz ve mürşidiniz olduğunu söyleyenler var. Bu Yok, çok öyle güzel. değil. Yani o bizim yaptığımız gerçekten ancak dostlarımızın çelişkilerini, o çelişkilerin yarattığı sıkıntıları, mana ile ilgili yol aldıracak belki ara yolları onlara sunmak. O önemli bir şey çünkü zamanımızda acil durum müdahalesi. Önce biz bir acil durumdan, o sıkıntımızdan kurtulmalıyız. Biz de elimizden geldiğince bu fonksiyonu icra etmeye çalışıyoruz. O da yayınlar aracılığıyla ve kitaplar aracılığıyla oluyor.
Evet, çok şükür ki varsınız, çok şükür ki okuyoruz kitaplarınızı, müziklerinizi dinleyerek. Sağ olun hocam, tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkürler tüm dostlarımıza ve size iyi akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar, sağ İyi olun. akşamlar. Bizimle birlikte olan herkese çok teşekkür ederim. Sağ olun, iyi ki varsınız. Kusura bakmayın, bugün biraz enerjim düşüktü gözümden dolayı. Bir kusurum olduysa affola. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle kucaklıyorum. Teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki birlikteyiz. İyi akşamlar dilerim.